Efendim merhaba, yine karşı karşıyayız. Biliyorsunuz bugün TÜİK'in açıklaması geldi. Ocak ayı TÜFE oranı %11.10. Enflasyon yıllık bazda %48,69 diye bir hesapla karşımıza geldi, oturdu. Şimdi efendim, listeye baktığınızda haberleşme dahil olmak üzere bütün yaşam alanımızda fiyatlar hep artmış ve artmaya devam ediyor ve devam edecek olduğunu görüyoruz. İki alanda düşme var. Birincisi eğlence alanı, ikincisi kültür alanı. Çünkü düşme var, çünkü para yok. Çünkü insanlar oralara artık para ayırabilecek durumda değil. En önemli husus ise bir, çocukların okulları. İki, gıda. Şimdi gıdadan tasarruf yapabilir misiniz? Kira problemi, sonra gelen faturalar, elektrik, doğalgaz, telefon, işte bunlar sürekli olarak ödemek zorunda olduklarımız. Ve dikkat ediniz, buralar, bu konularda da zaten hükümetin almış olduğu kararlar sonucu, hükümet tabii almıyor kararları, ayrı bir şey de artık her şeyi özelleştirip şirketlere verdikleri için, işte oralardan gelen kararlar sonucu zaten çok yüksek faturalar ödemeye mahkum durumdayız. Şimdi ancak her ne kadar sabahtan beri dinliyorum uzmanları. Şimdi benim yapacağım yorum tabii her zaman söyledim, ben bir ekonomist değilim, iktisatçı değilim, maliyeci değilim. Ama benim bakış açım benim kendi akademik disiplinim çerçevesinde olacak. Yani strateji bilimi neyi emrediyor düşünme yöntemi olarak o çerçeveden meseleye bakmaya çalışacağım. Şimdi efendim, en önemli mesele, Cumhuriyet'in başından beri de aynı şeyi konuşuldu bu ülkede. Tabii ki enflasyon dünyanın her ülkesi için, ABD dünyanın en büyük ekonomik gücü, Çin en büyük ekonomik gücü, kim aklımıza geliyorsa tabii ki herkes için enflasyon. Bizim için de öyle. Ama neden sonuç ilişkisi kuramıyorsanız, bilimi düşünme ekseninizden uzaklaştırmış, sizin kendiniz teoriler uydurma peşine düşmüşseniz tabii ki bir sonuç alamazsınız. Böyle bir şey söz konusu olmaz. Tayyip Bey'in ısrarla söylediği bir tez var. Ve diyor ki benim bu tezim doğru. Oysa ki hep söyledim, dünyada diyelim ki 100 bin iktisat işletme fakültesi var diyelim. 100 bin cilt kitap yazılmış olsun diyelim, hiçbirisinde, hiçbir uzmandan şöyle bir tümce duymazsınız siz. Efendim, faiz artıyor, onun için enflasyon artıyor. Faizi düşürürsem enflasyon da düşecek. Efendim, böyle bir şey söz konusu değil. Enflasyonun düşmesinin pek çok veriye bağlı olduğunu görmekteyiz. Bakın şimdi, Tayyip Bey'in bu konuşması bir stratejik karardır. Değerli arkadaşlar, şunu ifade edeyim. Alınan her karar stratejik karar değildir. Ama almış olduğunuz bir karar, öteki kararları etkiliyorsa bunun adı stratejik karardır. Evet, şimdi Tayyip Bey'in kurgulamış olduğu bu tez bir stratejik karardır. Ve işte bu karar gittikçe ekonomiye çok ağır bir külfet getiriyor. Maliyeti çok arttırıyor. Ekonomiye yüklemiş olduğu ağır külfet doğrudan doğruya bize, bireyler olarak bize yansıyor. Açıklanan enflasyona bakınız, işte aritmetik hesaplarını yaptı uzmanlar. Çeşitli kanallardan sabahtan beri onu dinledim. Efendim, maaşlara yapılan zammı aldı götürdü. Düşününüz ki peynir, Ezine peyniri, dün akşam da haberlerde vardı. İşte TV100'de ben de programı hazırlanırken de bakıyordum, rakamları veriyorlardı. Efendim, peynir 160 liraya gelmiş. Ama TÜİK'in açıklamasına göre bakıyorsunuz, onu nereden almışlar bilmiyorum. Onların aldıkları rakama göre efendim peynir işte ne 40-45 lira civarında bir şey. Evet. Şimdi nereden almışlar onu bilmiyorum ama en çok şubesi olan, en çok işte müşteri portföyüne sahip olan, efendim, bu marketlerden alındığı ifade ediliyor. Onu da tahmin edebiliriz neresi olduğunu. İşte
Hani üç harfli marketler var ya, tabii ki onlardan birisi. Şimdi söyledikleri şey şu, en çok cirosu olan marketler ve TÜİK bunu 1.1 milyon veri toplayarak, toplanarak yapılıyormuş. Söylenen ifadeler o. Ama hayata yansıması başka bir şey. Şimdi efendim, Türkiye için, başka ülkeler için de tabii. Merkez bankalarının varlığı önemli. Niye? Çünkü para politikası orada belirleniyor ya. Yani iki tane strateji belirlenirken burada. İki tane öge var, maliye var. Bir de para politikanız var sizin. Ama bakanın kendisi Merkez Bankası'nı itibarsız hale getirdi. Kendisi söyledi. Kendisi söyledi. Onun konuşması, Merkez Bankası'nı itibarsız kılarsanız o zaman siz toplumdaki güveni yıkmış olursunuz. Şimdi ana mesele şu. Eğer burada enflasyonu konuşuyorsanız, bak baştan söyledim ya, Tayyip Bey'in o stratejik kararı, o bakın, yanlış tez üzerine strateji geliştirirseniz doğru bir sonuç çıkmaz. Amaç hedeflerinize ulaşamazsınız. Amaç hedeflerinize ulaşabilmeniz için zaten stratejinin temel ögeleri var. Vizyon, misyon, değerler diye tanımladığımız bizim burada argümanlar var. Peki stratejiniz yanlışsa siz taktik doğrularla zafer kazanabilir misiniz? Olabilir mi öyle bir şey? İşte şurada görmüş olduğunuz strateji teorisi üzerine yazılmış olan işte benim kitabım, üniversitelerde ders kitabı olarak okutuluyor. Orada çılçıplak biçimde anlatmışız stratejinin teorilerinin ne olduğunu, neyin üzerine kurgulanabileceğini falan. Bu bir bilim çünkü arkadaşlar, bu bir bilim. Şimdi TÜİK'teki enflasyon rakamı niye önemli? Maaşları ona göre belirliyorsunuz. Yani buradaki rakam önemli. Şimdi yine bakanın söylediğine göre Temmuz'a kadar, işte Temmuz'a kadar bu çıkışlar falan sürecek. Biz Mayıs'tan sonra göreceğiz. İşte ondan sonra inişe geçeceği söylüyor kendisi. İnanmak istiyoruz ama hayır efendim. Merkez Bankası, madem ki Bakan Bey Merkez Bankası'nı bu türlü değersiz, itibarsız hale getirdi. Bir kere her şeyden önce bizim güvenimiz, daha doğrusu ekonomi çevrelerinin güveni sarsıldığı gibi uluslararası arenada da para kredi açacak olanlar, bir, Türkiye'ye yatırım yapmayı planlamış olan ya da planlayacak olan dış kreditörler açısından bir büyük güvensizlik ortamı zaten yaratılıyor. Dolayısıyla şimdi size yatırımlar gelmeyecek. Şimdi Türkiye'ye geri dönüp baktığınız zaman içeride, yani konut alımlarında ya da içeriye giren paraya baktığınızda neyi görüyorsunuz? Söyleyeyim ben size. İran kökenli, aşağıda işte Orta Doğu'daki Arap dünyası kökenli paraların buraya geldiğini, işte buradaki konutların alındığını falan onları görmekteyiz. Doğru düzgün yatırım var mı? Oradan bir yatırım gelmez. Endüstri alanında falan bir yatırım gelmez. Şimdi bütün bunlar söz konusu olduğunda lütfen bakar mısınız? O zaman batı kaynaklı büyük yatırımcılar Türkiye'ye niçin itibar etsinler diye bir soru. Bunu sormak hakkımız. Şimdi hep şöyle bir şey söylüyor Tayyip Bey de, iktidar mensupları da, iktidara yakın medyada. Türkiye'deki olumsuzluklar hep dış güçler, dış güçler diye bunu kullanıyoruz. Dış güçler yok değil. Yapmıyorlar değil. Geçmişte yapmadılar değil. Bunu söylemiyorum. Tabii ki dış güçler diye bir gerçek var. Ama burada dış güçlerin müdahalesi olmayan ya da onların müdahalesiyle ortaya çıkmayan bir olumsuzluğun adı ne biliyor musunuz? Enflasyon. Ha, bu neyle ilgilidir? Bu Türkiye'deki uygulanmış olan işte ekonomi alanındaki stratejiyle ilgili. Yani AKP'nin uygulamış olduğu strateji, Tayyip Bey'in uygulamış olduğu strateji baştan sona kadar yanlış. Bunu kabul edecekler artık. Bunu kabul edecekler. Efendim, Kadir Has Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir araştırma vardı. Bunu galiba kaç 11 yıldır falan yapıyorlar bunu. Benim aklımda 10 ya da 10 veya 11 yıl, neyse. Oradaki sorulardan birisi demokrasi ile ilgiliydi. Dikkatimi çekmişti. Mesela verilen yanıt şu: demokrasi çok önemli değil diyenlerin oranı %40. %40. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine inanç, orada bir rakam vardı, %52.
Ama başka araştırmalarda ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine inanç %38'lerde, %40'larda. Yani bu devamlı değişiyor. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Kadir Has Üniversitesi'nde yapılan o araştırmada, başkalarının yaptıkları araştırmalarda da herkes gönlündekini söylüyor. Dolayısıyla Türkiye şöyle bir hale geldi. Ne yazık ki, ne yazık ki AKP iktidarında en olumsuz benim gördüğüm ortaya çıkan sonuç şu. Artık kutuplar öyle bir keskin ki bu kutupların hiçbirisinin ötekine güveni, inancı olmadığı gibi, bak güveni inancı olmadığı gibi zaten saygı tamamen ortadan kalktı. Kimse kimseye saygı duymuyor. O nedenle herkes gönlündekini söylüyor ve gönlündekin söylediğinin de gerçek olduğuna, yalan olmasına rağmen önce kendisini inandırıyor, arkasından herkesin inanmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz. Eğer stratejik açıdan söylüyorum, bakın, eğer Temmuz ayına kadar gerçekten bakanın söylediği şekliyle enflasyon düşmezse bu iktidar gider. Bakın bu iktidar gider. Halk bunun bedelini AKP iktidarına ağır ödetir. Öte yandan şunu söyleyeyim ben. Ben çok daha önce de söylemiştim. Bana göre, benim bakış açıma, değerlendirmeme göre zaten artık AKP diye bir siyasal parti yaşamımızda yok bana göre. Sebebini söyleyeyim. Çünkü AKP bir konjonktürel partiydi. O konjonktüre göre o parti ortaya çıktı. Daha önceleri bunları uzun uzun anlatmıştım. Tekrar geri dönmeyeyim. Konjonktür, onu yaratan konjonktür ortadan kalktığı için aslında, şimdi AKP aslında yok. Ha diyeceksiniz ki nasıl yok ya, işte seçime giriyor var. Arkadaşlar, bu benim anlattığım, yani siyaset biliminin bize söylediği olguya göre baktığımız zaman evet, önümüzdeki seçimde bakın AKP gücünü çok yitirmiş olarak göreceğiz. Bir sonraki seçimde artık AKP Demokrat Parti gibi, Adalet Partisi gibi, ANAP gibi falan olmayacağını göreceğiz. Ama ideolojik partiler hep söylenir. Bu siyaset biliminin bir gerçeğidir. İdeolojik partiler oyları düşer efendim ve ama onlar yaşamaya devam eder. Şimdi TÜİK oranlarına göre, verdiği rakamlara göre enflasyonu, yıllık enflasyonu 48.69 olarak görünüyor. Oysa ki ekonomistlerin hesaplamalarına göre enflasyon tahmini %60 civarında söyleniyor. Enflasyona, onların enflasyon hesapları, tahminleri %60. Bu olağanüstü büyük. Şimdi bankalardaki faizin biliyorsunuz biz Moody olarak gittiğimizde faiz şu anda %14. Tayyip Bey'in açıklamalarından anlıyoruz ki bunu daha düşürecekler. Oysa ki arkadaşlar şimdi reel faiz var, kredi faizleri var. Eğer bir yatırımcı gidip buradan kredi talep ettiğinde onun karşısına çıkartılan oranlar ise %23, 24, 25, 26 gibi bankalara göre değişen rakamlar var. İkinci husus, bankalar efendim gidip %14'te devletten, bak gidip alıyor Merkez Bankası'ndan parayı, hazineye kendileri %24 de satıyorlar. Şimdi burada acayip garabet bir durum var. Dolayısıyla ekonomi uzmanlarının söylediğinden yola çıkıyorum sevgili arkadaşlar. Enflasyonun onların hesaplarına göre %60'lar, yani Temmuz'dan sonraki süreçte, biz Temmuz'da ya da %60'larda göreceğimizi hesap ediyorlar. Şimdi bakın, demin bir şey söyledim. Dedim ki, almış olduğunuz stratejik karar yanlışsa, geri kalan bütün kararlar yanlış geliyor. Bir siyasetçi, hiç kuşkusuz ki, halka karşı pembe tablo çizmek zorundadır. Genelde politikacılar, halka karşı konuşmalarında, biraz argo olacak affedersiniz ama, halkı hep uyutma yoluna giderler. Dünyada 200 ülke varsa 200'ünde de bu böyledir zaten. Ama
Şimdi yarattıkları algıyla gerçek örtüşmediği zaman bu gerçek algıyı yaratanları iktidardan alaşağı eder. Bakın yıl 2019 Tayyip Bey'in bu grup toplantısında konuşması. Diyor ki, biri anlatıyor, bak bu şöyle şöyle şöyle, bunlara göre diyor dolar 10 Türk lirası olacaktı. Enflasyon %30'u aşacaktı. Bankalarımız tökezleyecekti. Hiçbiri olmadı diye sonra alay ediyor. Dikkat edin, bu bankalarımız tökezleyecekti. Tabii burada çok abartılı bir ifade ama devlet bankaları, kamu bankaları açısından bakarsanız evet, çünkü üzerinde politik baskı var ve onun emriyle yapılıyor her şey. Dolar 10 lira oldu. 10 lira ne oldu? 18 lirayı gördü. Enflasyon diyor %30 aşacak demişlerdi. Bak olmadı. Oysa ki biz bu TÜİK'e göre de, yani bakanlığa göre de enflasyon %48,69 yıllık. Şimdi bütün bunlar olmadı mı? İşte bütün bunların hepsi oldu. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki bakınız, bu bir gerçek. Hangisi? Piyasa, bakkal, manav, pazar, marketler. TÜİK ne derse desin rakamlar açısından, ne derse desin halkın, yani bizim hissettiğimiz enflasyon, bizim gördüğümüz, gözlerimizin gördüğü etiketlerde yazan. Düşünebiliyor musunuz? Patlıcanın yüzde kaç artmış dedin Yaşınay? %166. Düşününüz. Bak patlıcandan söz ediyorsunuz. Ete bakın, peynire bakın, süte bakın. Şimdi deniyor ki efendim giderler kısılsın. Nasıl kısacaksınız? Elektrik faturasını onlar gönderiyor. Doğalgazı onlar gönderiyor. Telefon faturalarını onlar gönderiyor. Hadi telefon, hadi ondan kısabiliriz diyelim telefon. Bunlar içerisinde en rahat kısılabilecek olan o. Ama sağlıktan nasıl kısacaksınız? İşte sağlığın rakamları ortada. Kendisi veriyor bak, TÜİK'in rakamları ne olur girin. Bak resmi siteye girin, kendiniz göreceksiniz. Sağlık. Şimdi çocuklarımızın beslenmesinden, çocuklarımızın sütünden nasıl kısalım? Yiyeceğinden nasıl kısalım? Kıssanıza bakayım. Bak daha bu TÜİK'in rakamlarında o özel okulların bu fiyat burada yok onlar. Onlar nerede açıklanacak? Ta Eylül'de onlarla karşılaşacağız. O şimdi biraz geride kaldı. Okul masraflarımız. Okulda bebeleri olan bütün aileler biliyorlar ki karşılanabilir gibi değil. Kırtasiye masraflarını kıssanıza bakayım çocuğunuzdan. Nasıl kısacaksınız? Onun için sevgili arkadaşlar, politikacıların bu bağlamda ne söyledikleri o kadar umurumda değil. Bak o kadar, ben çok tecrübeliyim bildiğiniz üzere. Ben kaç yaşındayım, kaç seçim görmüşüm, kaç yılın hocasıyım. Bunların hep politikacılar tarafından söylendiğini biliriz. Ha diyeceksiniz ki efendim işte AKP'nin ya da daha doğru söyleyeyim iktidarın kontrol etmiş olduğu medya, neredeyse medyanın %90'ı, ama bak oralarda başka şey anlatılıyor. O da onların namus, ahlak anlayışına kalmış hususlar. Onlara ben hiçbir şey söyleyemem. Ama benim bildiğim bir husus var sevgili arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Enflasyon dış güçlerin ya da dışarıdan bize getirilen bir şey değildir. İçeride yapılan ekonomi alanındaki yanlışlıklardır. Siyasetçilerin kendi kafalarında kurdukları bir rüya dünyasının sonucudur. Yani bir hocanın söylediği gibi artık cin şişeden çıktı. Yani enflasyon bir cin şişeden çıktı. Diş macununu düşünün. Tüpünden çıkmışını geri alabilir misiniz? Ha diyeceksiniz ki daha önce alınmadı mı? AKP iktidara geldiğinde neredeyse enflasyon 3 haneli rakamlarla ifade ediliyordu. Bak 2003'ten itibaren baktığımızda örnek 2007'ye, 2010'a, 11'e kadarki süreçlerde enflasyonun biz ikili hanelerde olduğunu gördük. Efendim birli tek haneye düştüğünü ifade edildiğini de gördük. Çok doğrusunuz ama orada unutmayın 2001 kriziyle beraber alınmış olan doğru kararların sonucuydu o. AKP iktidara geldiğinde o reçeteyi aldı geldi. Şimdiki
enflasyon, şimdiki hayat pahalılığı, bütün bunların sebebi sevgili arkadaşlar yine siyasal iktidarın almış olduğu yanlış kararlardır. Şöyle noktalayayım, uzmanlar çok ürkütücü bir şey söylediler sabahtan beri. 4 ayrı kanalda izledim. Hiper enflasyon tehlikesi var dediler. Aylık enflasyon ortalamasının %19'larda olacağını ifade ettiler. Umarım ki Tayyip Bey ve onun ekonomi kurmayları anlatılan bu gerçeklere, bu akademisyenlerin söylediklerine kulak kabartır, onu ciddiye alır ve artık doğru kararlar verirler.